Yargı güvenlik haberinin hemen arkasından. Erdal Bey, emekli emniyet müdürü. Şu anda canlı yayın konuğumuz, sağ olsun kırmadı bizi. Demokrasi Platformu 2023, kendisi de anlatacak, bir deklarasyon yayınladılar. Bu seçimde oyumuz Kılıçdaroğlu'na. Gerekçeleri de var. Girizgahı yapayım. FETÖ konusunda uyardık, dinlenmedik. Bu sessiz istila, göçmenlerin neden olacağı sorunlar ve polislerin çalışma şartları ve tüm yaşananlar. Biz böyle bir pozisyon alıyoruz. Erdal Nal Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bir dünya uğraşınız vardı ama bize vakit ayırdınız. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ekrem Bey. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim tekrar. Evet. Dün akşam bir sağlık sorunu nedeniyle bir süre uykusuz kaldığım için sürçülisan olursa affola şimdiden. Geçmişler olsun. Rica ederim. Teşekkür ederim. Emekli emniyet müdürleri olarak, bir platform olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na biz destek veriyoruz açıklamasını neden yaptınız? Şimdi Ekrem Bey, ülkemiz son zamanlarda çok ciddi gerildi. Aslında biz bir seçime gidiyoruz. Biz kavgaya, savaşa, insanlara çamur atmaya, insanları bir takım iftiralarla, bir takım yalan yanlış bilgilerle karalamaya, kötülemeye gidiyoruz. Bir seçim bu. Seçime güle oynaya gidilir. Eğlenilir. Karşılıklı belki laf atılabilir ama gülünür neticede. Ama şimdi burada çok yanlış şeyler dönüyor. Bu çok rahatsız edici durumlar bunlar. Sadece bizi rahatsız etmiyor. Toplumun vicdanını da rahatsız ediyor. Evinde oturup televizyon izleyen yaşlı teyze bakıyor ya, neden insanlar kavga ediyor, neden birbirine taş atıyor, neden yanlış şeyler oluyor burada. Dolayısıyla bir gerginlik, bir gerilim oluyor. Aslında bu seçim bir karnaval havasında geçmeliydi. Karşılıklı olarak televizyonlarda çıkıp atışmalılardı, şakalaşmalılardı. Çok eskiden biz bunları yaşadık, evet. Biliyorsunuz. Eski adaylar televizyonlarda çıkar, tartışırlardı, güle oynaya. Kol kola el ele de giderlerdi. Biz bunu bekledik, bunu istedik ama ne yazık ki böyle bir şey olmadı. Emniyet tabii, müdürü olarak sizi ne rahatsız etti? Neden Kılıçdaroğlu? Evet. Şimdi şöyle, ben aslında lafın sonunda söyleyeceğim şeyi başında söyleyeyim. Lütfen. Geçen gün bir konuşmasını izledim Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bana çok fazla iftira atıldı, çok fazla yanlış şeyler söylendi. Halkın gözünde küçük düşürülmeye çalıştım. Sizleri Allah'a havale ediyorum dedi. Bakın orada herkes bir durması gerekiyor. Eğer bir insan iftiralardan, yanlışlıklardan, rahatsız edilmekten Allah'a havale edecek noktaya geldiyse orada hepimizin durmamız gerekiyor ve toplum vicdanı çalışması gerekiyor. Biz açıkçası o gün kararımızı aldık. Biz bu açıklamayı yapmak zorundayız. Bizler tabii ki emekli emniyetçiler ya da sadece emekli emniyet müdürleri değiliz biz aslında. Emekli emniyet yöneticileriyiz. Bizler dünyanın her tarafında ikinci kariyerini yapan, istifa etmiş, ayrılmış ama onuruyla, ama devletine bağlı olarak ayrılmış, istifa etmiş, akademisyen olmuş, avukat olmuş, iş adamı olmuş, sanatçı olmuş, çok değişik meslek gruplarında olan, entelektüel kaygısı olan, ülkesini düşünen, ülkesine birikimlerimizle, deneyimlerimizle neler sunabiliriz, bunu düşünen bir topluluğuz açıkçası. Bizim kaygımız üretmek. Üretmek istiyoruz. Çok yeniyiz daha. 2 aylık bir platformuz. Şöyle başladık biz. Ülkemize bilgi, birikim ve deneyimimizle nasıl katkı sağlayabiliriz? İnsanlarımıza, ülkemize. Nerede ne yapılması gerekiyorsa nasıl yapabiliriz? Dolayısıyla bir üretim mekanizması olarak 2023 Demokrasi Platformu'nu kurduk biz. Emekli emniyet müdürlerimiz de var. Mesleğin ortasında ayrılmış, işte profesör olmuş, avukat, evet. Olmuş, çok değişik meslek grupları. Erdal Bey, Hüdapar'ın siyasete, meclise vekil seçilerek Cumhur İttifakı'na eklemlenmesi, Gaffar Okkan'ı düşündüğümde, Gonca Kuriş'i düşündüğümde, Beykoz'u, Mezar Evleri düşündüğümde, Takarovları, Makarovları düşündüğümde, siz yeni iş insanı ama aynı zamanda eski emniyet müdürleri olarak rahatsız mı oldunuz? Yani insan olanın bundan rahatsız olmaması mümkün değil. Çünkü bu süreci biz yaşadık. Belli bir yaşın üstündeki insanlar o operasyonları, o insanların inanılmaz derecede kendilerini kilitlemiş, önce kendilerine zarar veren, kendilerinden olanları sorgulayan, ceza veren, domuz bağları yapan, ondan sonra da dışarıya zarar vermeye çalışan, ülkeye zarar vermeye çalışan bir topluluğun bu zihniyetin
bir şekilde ortaya çıkması gerçekten bizim de toplumun da vicdanını yaraladı. Yani bu işte siyasette ne söylerseniz söyleyin. En kötü şeyi iyi de gösterebilirsiniz, en iyi şeyi kötü de gösterebilirsiniz. Ama bu halkı kimsenin kandırmasına gerek yok. Bu halk gerçekten saf, gerçekten iyi niyetli bir halk. Bu halkı kandırırsanız çok büyük bir günah işlemiş olursunuz. Bizim düşüncemiz var. Peki sığınmacılar meselesi. Kimilerine evet. göre 13 milyon. İşte resmi rakamlara göre 3 milyonlarda. Bir tecrübeli polis şefi, bir emekli emniyet müdürü olarak 5 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında projeksiyon yaptığınızda sizin gözünüzden bu sığınmacılar nasıl bir asayiş, milli güvenlik sorununa neden olabilir? Aslında çok kolayca açıklanabilir bu. Bunun bir örneği yıllar önce Lübnan'da yaşandı. Lübnan bizim çocukluğumuzda Orta Doğu'nun Paris'i denirdi ve çok zengin bir ülkeydi. Yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan sırayla Doğru. yönetiyorlar ülkeyi. Herkes zengindi. Bir zaman sonra bir gün oraya 1500 tane Filistinli göç ettirildi. Kontrollüydü, birileri bunu organize etmişti. O 1500 Filistinliden sonra bir 10 bin geldi, sonra 50 bin geldi. En son 1,5 milyon Filistinli geldiği zaman ülkenin altını üstüne getirdiler. O Orta Doğu'nun Paris'i denilen çok mükemmel, zengin bir ülke, iki kültürün güzel yaşadığı bir ülke birden karma karışık oldu ve şu anki hallerine geldi. Şimdi biz bunu burada görüyorsak eğer, Türkiye'ye de görüyoruz şimdi, bakıyoruz. Ya önce 5-10, sonra 50-100, sonra ya bizim sınırlarımız yok mu? Bizim askerimiz yok mu? Bizim polisimiz yok mu? Nasıl geliyor bu insanlar bu kadar? Akın akın videolar izliyoruz. Çok üzücü şeyler bunlar. Yani biz sınırlarımızın korunmasını istiyoruz. Hudut namustur. Biz böyle gördük. Bu uğurda şehit olan birçok arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla bu şekilde biz Avrupa'nın ya da başka bir yerin bir takım planlarına ülkemizi, huzurumuzu kurban etmemeliyiz. Bu çok önemli bir konu. Ciddi bir beka meselesidir. Yani bu konunun üstünde durulması gerekir. Herkes sorumluluk alması gerekir. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir. Gerçekten gidişat hiç iyi değil. Sayılar da belli değil. Bu da çok acı bir şey. Hiçbir şeyin sayı. Kaç tane Suriyeli, Afganlı, kaç tane başka ülkenin uyruklu insan oy verdi bunu bilmiyoruz biz. Kaç tane insan adını değiştirdi bunu bilmiyoruz. Eskiden şeffaflık vardı, açıklanırdı bunlar. TÜİK açıklardı, her yerde bunlar açıklanır. Lütfen açıklansın bunlar. Evet. Bu halk bunu hak ediyor. Erdal Bey, müthiş özetliyorsunuz. En can alıcı soruyu en sona bıraktım. Son sorumuz olsun, teşekkür ederim. Buyurun. Vakit ayırdınız tekrar. Buyurun. Parti polisi mi, devletin polisi mi? FETÖ Aslında. Konusunda sizler... Emekli emniyet müdürleri olarak yıllarca yönetenleri uyardınız. Pazar günü seçim var. Suhuletle, güzellikle, bayram gibi demokrasi şöleni diyerek gitmek istiyoruz. Sandık Kesinlikle. Güvenliği için görev yapacak. Kır polisi, jandarma, metropol polisi, emniyet mensupları. Onlara ne dersiniz? Devletin Şimdi. Polisi olma gerekliliğini bir de sizin ağzınızdan duyalım. Şimdi tabii ki bizler emekli veya başka işlerde dünyanın her tarafında farklı işlerde çalışan insanlar. Sorumluluk duymasak da olur ama sorumluluk duyuyoruz. Biz bu ülkenin insanıyız. Şimdi biz şöyle yola çıktık. Dedik ki bizim tek aidiyetimiz, yani bu topluluğun tek aidiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmak. Başka bir şemsiye, çatıya bizim ihtiyacımız yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti varsa başka bir şey kimse aramaz. Ne tarikatlar ne başka bir yer, hiçbir yere bağlanamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi, askeri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlanması yeterlidir. İzimiz, yolumuz da belli. Atatürk'ün izinden gideceğiz. Bu kadar basit yani. 100 yıldır bunu yaşıyoruz biz. Atatürk'ün izinden gittiğimiz sürece hiçbir sorun yaşamayız. Bundan emin olalım. Onurlu bir duruş sergilesin arkadaşlarımız. Ben eminim tüm polis, jandarma, görevli, tüm kolluk kuvveti arkadaşlarımız onurlu duruş sergileyecektir. Orada görevlerini hakkıyla yapacaklardır. Hiçbir yanlışlığa da müsaade etmeyeceklerdir. Çünkü bu halk, bu millet bunu hak ediyor. Çok son soru dedim ama özür dilerim. Aklıma sizi dinlerken birden o sihirli kelime geldi. Kanunsuz emre uymak ya da uymamak. Çok kısa Erdal Bey. Evet. Üstün kanunsuzluğu emrediyorsa alt olarak nasıl davranmalısın? Bir emekli emniyet müdürü olarak. Çok yaşadık biz bunu. Kanunsuz emir yapılmaz. Eğer konusu suç teşkil ediliyorsa... Cezadan ve sorumluluktan hiçbir şekilde kurtulamazsınız. Bugün olmazsa yarın gerçekler mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu var gerçeklerin. Ortaya çıkar lütfen. Kimse kendini üzmesin, kendini yakmasın. Herkes bu halka bunu borçlu, adil, demokratik,
barış içinde, güzellik içerisinde bir seçim olsun. Erdal Nal, emekli emniyet müdürü, yepyeni bir kariyerinde demokrasi adına bir platform adına deklarasyon yayınladılar ve Kılıçdaroğlu'na desteklerini seslendirdiler. Erdal Bey, çok teşekkür ederim. Tekrar sağ olun. Biz teşekkür ederim. Kattığınız değer için. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Esra, ne yapalım? Şimdi yurt dışı oy. Doğru. Aslında sandıklar kapandı. Biz daha sandığa gitmedik. Fakat dış temsilciliklerde oy kullanıldı. Müthiş bir katılım var. Pazar günü katılım oranı ile ilgili çok önemli ipuçları verdi. 14 Mayıs'taki ilk tur aşıldı. Şimdi sıra yurt içinde bizde. Hadi yurt dışı oyların öyküsüne bir bakalım. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erdi. Rekor kırıldı. Gümrüklerde ise sürüyor. İkinci tur yurt dışı oylar 1.900.000'i geçti.